Kuzey Kıbrıs'tan geliyoruz dedik. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük ve lider inşaat şirketlerinden Akol Global ki 22 senelik geçmiş olan bir şirketi temsil eden aranızdayız. Kuzey Kıbrıs parlayan bir değer. Biz bu değeri buradaki soydaşlarımızla da paylaşmak adına bu etkinliklere start verdik geçen hafta itibariyle Antalya'da. Kıbrıs'ın bu kadar parlamasının temel sebeplerinden biri Kıbrıs bir ada ve kaynaklar kıt, toprak kıt. Yaklaşık 2,5 milyon dönümlük bir arazi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun sadece %13'ü imara açık. %87'si çeşitli vesilelerle işte rezerv alanlar, hali arazi dediğim sit alanları veya tarım ve hayvancılık için tahsis edilmiş alanlar olmak üzere imara kapalı. Bu neyi getiriyor? Arazilerin çok değerli olmasını ve orada yapılan yatırımların çok daha hızlı sirküle olmasını ve amortisman sürelerinin dünyada bir ilk dercesine çok kısa zamanda yatırımcısına geri dönmesi anlamına geliyor. Forbes dergisinde yazan süre 8 ila 12 sene içerisinde Kuzey Kıbrıs'a yapmış olduğumuz yatırımın size geri döneceği yönündeydi. Fakat biz adaya yön veren nitelikli ve iyi projeler üreten bir firma olarak öyle projelerimiz var ki bu süreyi çok rahat bir şekilde 6 ila 7 seneye dahi çekme şansına sahibiz. Şimdi bizim buradaki temel mottomuz bir koy iki al. Buraya da bu yüzden geldik. Dünyada bundan daha hızlı size geri dönüş sağlayacak, getiri sağlayacak bir yatırım enstrümanı veya aracı yok. Bunu ben söylemiyorum, bunu Forbes dergisi söylüyor dediğim gibi. Yıldan yıla nereden baksanız pound bazındaki orada genelde taşınmaz mal satışları İngiliz para birimi olan pound ya da sterlin diğer bir deyişle üzerinden yapılmaktadır. Pound bazında yıllık yeni bir projeye girerse yatırımcı %30 civarında bir getiri sağlaması çok mümkün. Şimdi projeler orada genelde topraktan yapılır. Biz de topraktan yapıyoruz. Topraktan bir projeye girdiğinizde de 24 ay, 36 ay içerisinde paranızı çok rahat bir şekilde yatırdığınız parayı ikiye katlamanız çok büyük bir olasılıkla mümkün olabiliyor. Kıbrıs'ı bu kadar nadide ve değerli kılan temel unsurlardan biri de bu. Kıbrıs biliyorsunuz Akdeniz'in ortasında çok nadide cennetten çıkma bir ada. Ve iki uluslu bir toplum yapısına sahip Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere biz istiyoruz ki dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen yatırımcılar gibi kendi soydaşlarımızın çoğunlukta olduğu bir popülasyonla oradaki yatırım fırsatlarını yönetelim ve yönlendirelim. O yüzden istiyoruz ki Türk soydaşlarımız da gelip bu değerli nadide adada bu inanılmaz yatırım fırsatlarıyla kendi ekonomik alanlarını genişletsin ve ilerletsinler. Sadece Forbes magazin değil bu arada. Live & Invest grubu da dünyanın en iyi emeklilik yeri olarak seçti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Çok dingin, çok sade ve gerçekten huzurlu bir hayat var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Avrupa'nın en güvenilir ülkesi, dünyada da en güvenilir 3 ülkeden biri konumunda. Bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi bir koy iki kazan bizim temel mottomuz ve Türk soydaşlarımızı biz, yabancılar zaten orada alımlar yapıyorlar. Bir süredir bütün dünya ülkeleri uyanmışlar ve Amerika'dan Kanada'ya, işte Avrupa Birliği ülkelerinden çok farklı ülkelere kadar çok farklı yatırımcı profillerine sahip olan bir ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bizim burada olmamızın temel sebebi kendi soydaşlarımızla oradaki Türk varlığını güçlendirmek. Bu yüzden istiyoruz ve diliyoruz ki lütfen gelin bu nadide adaya, bu ekonomik değerleri son derece yüksek adaya ve bu kısıtlı toprağa sahip olan bu adaya sizler de yatırım yapın ve bu yatırımın karşılığını da alın. Bugüne kadar Kıbrıs'a yatırım yapıp bu yatırımın karşılığını almamış hiçbir müşterimiz yok. Bunu büyük bir mutluluk ve gururla ifade etmekte fayda görüyorum. Bugün itibariyle Akol Global aslında 2030 yılına kadar bütün inşaat projelerini hazırlamış, imar izinlerini, ÇED raporlarını, gerekli olan her şeyi almış durumda. Şöyle ki 2025 yılında biz 600 konut teslim ediyoruz müşterilerimize. 2006 yılında 2100 konut teslim ediyoruz ki bunların hepsi nitelikli konutlardır. Villa, resort ya da rezidans kapsamında nitelikli projelerdir. 2027 yılında da 700 konutluk bir teslimatımız var. Bakacak olduğumuz zaman aslında biz Akol Global olarak 2030 yılına kadar bütün sistemi ve projeleri hazırladık. Ve bunları kademe kademe açıp yolumuza devam ediyoruz. Şimdi adada imara açık toprağın %13 olduğunu belirtmiştim. Bunların içerisinde kupon ve nitelikli arazi sayısı yok denecek kadar az. Bizim için de öncelikli olarak olmazsa olmazımız bu nitelikli ve kupon arazilerde proje geliştirmek, o arazinin değerine uygun ve ona mutaf projeleri değerli müşterimizle bir araya getirmektir. Yoksa denize uzak mesafelerde, farklı lokasyonlarda tabii ki daha yüksek katlı binalar var ama biz firma olarak pandemiden itibaren bilhassa
yatay mimari ve nitelikli topraklarda proje geliştirmeyi kendimize bir motto belirledik. Bu doğrultuda da yola devam ediyoruz. Tabii ki toprak kısıtlı. Ekonomik olarak onun da bir sonu var. Ada neticede. Ve bunun da kademe kademe toprak bitiyor ve sonuna doğru geliniyor. Toprak bitiyor derken nitelikli toprağı kastediyorum tabii ki burada. Yoksa daha iç bölgelere geçtikçe tabii ki topraklar devam ediyor. Ha, bunların imara ne zaman açılacağıyla ilgili net bir bilgim yok. Şu an hali hazırda imara açık olan topraklar içerisinde firmam adına şunu gururla söyleyebilirim ki herhalde gayet nitelikli topraklarda iyi niteliklere sahip projeler geliştiriyoruz. Özellikle pandemiden itibaren Türkiye'den gelen soydaşlarımızın yapmış olduğu yatırım sayısında çok ciddi bir artış var. Yani şöyle ifade etmek daha doğru olacaktır net rakam vermek adına. Biz Akol Global olarak konuştuğumda her satılan 100 konutun 50'sini Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen soydaşlarımıza satıyoruz. Bunlar gerek yatırım amaçlı alıyorlar, gerek yaşam amaçlı alıyorlar ki geçtiğimiz günlerde meclisten geçen bir yasa tasarısı neticesinde Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen yatırımcı soydaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 tane eve kadar ev alma, mülk edinme şans ve imkanı doğdu. Bu gerçekten çok değerli ve kıymetli bir imkandır. Bu doğrultuda da zaten satışlarımızın büyük bir çoğunluğu, yarıya yakını Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen soydaşlarımıza yapılıyor.